Hastanın MR sonuçları bacağındaki ağrının kendine yaptığı iğneden veya enfeksiyon kaynaklı olmadığını gösterdi. Sorun enfarktüse yol açan tromboze bir anevrizmaymış. Haklıymışsın. Hekimoğlu'nun kendi hikayesiymiş bu. Ateş, bu ameliyatı yapmamız lazım. O nekrotik dokuyu almamız gerekiyor. Çok fazla hasarlı doku görürsek eğer... Ne görürseniz görün, umurumda değil. Bacağıma dokunamazsınız. Hayatını kurtarmak için dokunmak zorunda kalabiliriz. Bacağımı seviyorum. Çok seviyorum. Kendim bildim bileli benimle bu bacak. Hayatım, ben de bacağını çok seviyorum ama... Kıskanma. Bacağımı kıskanma. Bacağımı kesmeyecekler. O kadar. Hasan'ın verdiği karar doğru. Son zamanlarda protez konusunda inanılmaz bir ilerleme var. Prostetik bacağa sahip olan çocuklar 100 metreyi 12 saniyede koşuyor. Ama gerçeği kadar güzel görünmüyorlar. Hı? Sütun gibi değil onlar. Bypass yapıp kan akışını tekrar sağlayabilirsin. Amputasyon daha güvenli. Kimin için? Benim için mi, senin için mi? Ya lütfen bir bırak konuşsun. Zaten susturamıyorum yattığım yerden. Ateş, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Kan akışının engellenmesi durumunda... Ya, 4 günlük bir engellenme. Evet. Kas hücrelerinin ölümüne sebep olmuş. Bu hücrelerde ölürken stokinler ve potasyum salarlar. Bacağı kesip atmak yerine kan akışını tekrar sağlarsan tüm bu maddeler kanıma karışacak. Stokinler organ yetmezliğine sebep olabilir. Potasyum kardiyak arrest yapabilir. Ama benim için iyi tarafından bakarsak... Bacağım yerinde kalabilir. Tüm risklerin farkındayım. Senin başın derde girmeyecek, merak etme. Ameliyathaneni hazırla. Lütfen. Peki. Bu kadar aptal olduğunu bilmiyordum. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Eyvah, ayvayı yedik. Ne geçtik acaba bundan sonra? Ben senin kendini öldürmeni istemiyorum. Kendini öldürmeni izlemeyi hiç istemiyorum. Ben sensiz yaşamak istemiyorum Ateş. Ölmeyeceğim. Benden kurtulamazsın. Gerçekten çok rahatladım.